Murat Bey, iyi günler. Brüksel bölgesinde yaşayan bir Trabzonlu olarak aynı zamanda kültürel etkinliklerde de zaman zaman önemli roller üstlendiniz. Belçika'nın değişik bölgelerinde festivaller düzenlendi. Trabzonlular için, Trabzon kültürü yeni nesillere aktarmak için elinizden geleni yapmaya çalıştınız. Dünü ve bugünü ele alırsak bu konuda yapılan faaliyetleri nasıl değerlendirebiliriz? Eğitim bizim için çok önemli. Özellikle çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Bir festival dediğimiz zaman bunu bir eğlence olarak algılamamak gerekir. Orada biz bir kültürümüzü yaşıyoruz. Bir bölgemizi yaşıyoruz. Bölgemizin havasını yaşamaya çalışıyoruz. Bunu da çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Bu son derece önemli bizim için. Neden? Ben de 3 çocuk babasıyım. 3 tane kızım var ve baktığım zaman, tatile gittiğimiz zaman, işte acaba Trabzon mu olsun, Bodrum mu olsun, Antalya mı olsun, İstanbul mu olsun? Ve şimdiki gençlerde bunu biraz daha farklı da görüyoruz. Artık Türkiye'de olmasın, İspanya mı olsun, Amerika mı olsun, Güney Afrika mı olsun, Kuzey Afrika mı olsun? Dolayısıyla Türkiye'den sanki biraz uzaklaşıyoruz. Nesiller biraz daha ileriye gittikçe. Biz şuna inanıyoruz ki kültürünü yaşayan insanlar, çocuklar, gençler bulundukları toplumda daha çok saygı görüyorlar. Bulundukları topluma daha iyi bir uyum gösteriyorlar ve bulundukları toplumda daha başarılı oluyorlar. Bunun için çocuklarımızın kendi kültürünü bilmesi, öğrenmesi gerekir. Yemeklerimizi, oyunlarımızı, şarkılarımızı, bizim bölgemizde neyi severiz, dedelerimiz, babaannelerimiz ne yaparlardı, nasıl eğlenirlerdi ve bunu öğrendikleri zaman inanın yaşamak istiyorlar ve bu sefer o bölgeye daha çok gitmek istiyorlar. Onun için eğitim, kültür bizim için son derece önemli. Bunun için gençler bizim için son derece önemli. Belçika Trabzonlar Derneği, Brüksel Trabzonlar Derneği, biz burada küçük bir toplumuz ama yaptığımız etkinliklere baktığınız zaman güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Trabzon'umuzla sürekli ilişki halinde olmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, onlar bizi destekliyorlar. Belçika'ya geldikleri zaman veya bir takım festivaller yapıldığı zaman, kültürel etkinlikler yapıldığı zaman birbirimizle yardımlaşıyoruz. Bize bir takım destekler veriyorlar. Bu da tabii ki bizi sevindiriyor, heyecanlandırıyor. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Ve Trabzon bayrağını Belçika'da sallamaya çalışıyoruz. Bunu da yaparken gençlerimizin elinde bunu götürebilirsek bu bizim için başarı. Eğer biz gençlerimize bu kültürü aşılayabilirsek biz kendimizi başarılı olarak kabul edeceğiz. Bunu da kendimize bir görev olarak görüyoruz. Şimdiye kadar 4 yıldır festivaller yapıyoruz. Artık bu festival geleneksel bir hale geldi. Artık Belçika'daki Trabzonlular, Karadenizliler bu festivali bekler duruma geldi. Bu festivallerde biz bütün bölgemiz insanlarını bir araya topluyoruz. Bu genelde açık havada oluyor. Türkiye ile de Trabzon'umuzla da kontak halinde, ilişki halinde bu festivalleri yapıyoruz. İlk festivalimiz 4 yıl önce Brüksel merkezinde oldu. Bu festival gerçekten çok hareketli ve önemliydi. İlk festivalimizdi, çok heyecanlıydık. Trabzon'dan çok kişiler geldi. Trabzon Belediye Başkanımız geldi. Trabzonspor Başkanı geldi. Sayın Bakanımız Faruk Uzak, o zamanlar Bayındırlık ve İskan Bakanı'ydı. O geldi. Trabzonspor futbolcuları Şenol Güneş geldi.
Diğer taraftan yine Belçika'da Çalışma Bakanı geldi. Biliyorsunuz burada bizim Türkiye kökenli bakanlarımız var. Bunlardan biri Emir Kır, o geldi. Çok geniş katılımlı bir festival yapıldı Brüksel'de. Brüksel bizim için önemliydi çünkü Brüksel aynı zamanda Avrupa'nın başkenti. Dolayısıyla böyle bir yerde festival yapmak bizim için son derece önemliydi. Daha sonra bu festivali Belçika'nın çeşitli bölgelerine yaydık. Her bölgede festivaller yapıldı. Bir sonraki sene yine Flaman bölgesi, Limburg bölgesinde çok başarılı bir festival yapıldı. Ondan sonra tekrar Brüksel'de, Brüksel'in merkezinde hatta Place de la Monnaie dediğimiz tiyatro binasının olduğu merkezde festival yapıldı ve o festival de bizim için çok önemliydi çünkü orada Çinlilerle, Japonlarla, İtalyanlarla dans ettik. Dans derken bizim Karadeniz oyunu, horonumuza katıldılar. Ve çok çok olumluydu, çok tanıtıcıydı. Orada gelen turistler fotoğraflar çektiler. Daha sonra o fotoğrafları biz internet sitelerinde gördük ve gerçekten Avrupa'nın göbeğinde Trabzon'u tanıtmış olmanın gururunu yaşadık orada. Japonlarla horon tepmenin gururunu yaşadık. Daha sonra yine bir sonraki sene yine Charleroi bölgesinde bu festivaller yapıldı. O da çok başarılıydı, o da çok hareketliydi. Tabii artık biz bu işi kendimize bir görev olarak gördük. Daha doğrusu Trabzon toplumu bu işi bize görev olarak verdi ve bundan sonraki seneler bu festivali tekrar geleneksel olarak devam ettireceğiz. İnşallah daha iyi organize olarak devam ettireceğiz. Belki Almanya'daki veya Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Trabzonlar Derneği ile işbirliği halinde bu işi yapacağız. Daha da örgütlenmiş olacak. Ve dediğim gibi biz küçük bir toplumuz. Çok az Trabzonlu var Belçika'da. Ama çok işler yapıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Basında çok fazla yer alıyoruz. Ve dışarıdan kendimizi dinlediğimiz zaman başkaları bizim için ne düşünüyor? Evet, dışarıdan çok takdir görüyoruz. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız.